En Son Magazin'den herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Biliyorsunuz zaman zaman ünlü konuklarımız oluyor. Bugün de çok değerli, çok güzel, çok yakışıklı bir konuğumuz var. Sevgili Cem Belevi bizlerle birlikte. Cem hoş geldin. Hoş buldum İlker. Nasılsın, iyi misin? Vallahi gayet iyiyim, gayet güzel. Süper. Sizin de hayırlı olsun yeni magazin bölümünüz. Sağ ol, sağ ol. Eksik olma. Ben stüdyomda kendimden daha yakışıklı adam normalde pek kabul etmem. Ama bir istisna oldun. Estağfurullah. Teşekkür gerçekten, ederim. Sağ olasın. Enerjinle geldin hepimizi çok güzel. Böyle başka bir sohbete girdik. Evet. Sen kendini anlatsan bize neler söylersin? Yani İzmirliyim. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Ya İzmirliyim. İşte 87 doğumluyum. Hı hı. Dizilerde hala 25'i oynayabiliyorum. İngiltere'de okudum. Tek bir meslek, tek bir şey yapamazdım herhalde. Öylesi, o yüzden evet. Hani şu anda da mesela hem şarkıcılık hem oyunculuk nasıl gidiyorsa o da İngiltere'ye gittiğimde mesela müzik okumak bana biraz şey geliyordu. Çünkü sahnede olmak istiyorum. Yani hani akademik kariyeri inşa etmek istemiyordum. Bir de hayat mücadelesini bana çok öğretti açıkçası orada. Ben orada bazı derneklerde, kulüplerde gitar çaldım, para kazandım. Öğrencilik yaparken. Hayır, müzik üzerinden ama tabii, para kazandım tabii, bu arada. Tabii, yani tabii. Mesleğinle ya, ondan alakalı. Ondan da kazandım. Ama mesela öğrencilik yıllarında baristalık yaptım mesela kafede. Aa tabii. Süper. Ya, ismini söyleyeyim mi? İşte, o en ünlü yeşil olan kafe. Öyle mi? Evet. Orada baristalık. Yani sana yaptım. Desem ki bana bir tane frappuccino ver şu anda hazırlayabilirim. Kralını yaparım yani. Hadi ya. Tabii canım tabii. Bir gün elinden ondan kahve sonra, içmek istiyoruz o tabii zaman. Tabii ki. Ondan sonra yine öğrencilik yıllarımda orada işte yapmadığım iş kalmadı diyebilirim yani İngiltere'de ve bundan aslında bana hayat deneyimi kazandırdı. Hissettiğim şey bu. Bir İnanç. Şekilde o inancı tam iliklerine kadar hissettiğinde hani ilahi sistem artık evet. Senin için çalışmaya başlar derler ya. Hani öyle oluyor. Ve ondan sonra gerçekten onu evet hissetmeye başladığım zaman Türkiye'ye süper. Döndüm. 30 kilo verdim. 30 kilo verdim tam yani o dönem. Ne evet. Kadar sürede? 9 ay sürdü. 9 ay. Sonra 2013 yılında işte o ilk piyasa işte adı bilmezsin olan bilinmeyen çok fazla albümle başladık. Ben senin bir düetle çıktığını biliyordum. Ondan aslında. Sonra işte evet Ayşe o ne? Düetle işte biraz evet. Daha tanınmaya başladım. Sonra oyunculuk eğitimi aldım evet. Türkiye'ye geldiğimde. Sonra mesela işte hep bir vesile oluyor yani hani siz bir şey hedefliyorsunuz ama mesela sen bir plan yapıyorsun ama Allah aslında tabii. Başka bir plan yapmış oluyor, sen onu yaşıyorsun. Yani, buna kader diyoruz. Evet yani. Ama niyetini ortaya koyarsan o şekilde gidiyor. Hı-hı. Ben buna inanıyorum. Yok yani. Kesinlikle katılıyorum. Ve oyunculuk da yapmak istiyordum. Şarkılarımı da söylemek istiyordum. İkisini de bir arada yapabileceğim bir proje denk geldi bana. İnadına aşk. Şarkı söyleyen bir adamı oynadım orada ve oradan milyonlara ulaştı şarkılarım. Şükürler olsun. Hala da bu benim en büyük tutkumdu. Hayatımın hı-hı. Sonuna kadar da sahnede ölmek istiyorum diye ağlasam ya burada şu an gerçekten hani sahnede hayatımın sonuna kadar kalmak istiyorum yani. Evet. Ya bu arada birçok sanatçının aslında biz şimdi olayı birazcık tabii espriye vurduk ama aslında birçok isteği de bu şekilde. Şimdi kariyerine biraz sondan başlayalım. Baştakileri anlattın zaten. Nasıl evet. Başladığını anlattın. İnadına aşkla zaten. İnadına biz tanıştık aşkı. Seninle. Öyle, evet, onun gibi oldu. Oyunculuk anlamında. Oyunculuk evet. Anlamında ama orada sonrasında işte dediğin gibi düetler. Evet. Değil mi? Ya aslında işte orada Bazen işte kırılma noktaları vardır hayatta. Hı-hı. Yani bunu bize hiçbir başarı, hiçbir güzellik bize çiçeklerle, tepsilerde sunulmaz yani. Hani evet. Bizim aslında hayat bizi o sınavlarla sınar. Hani mücadele ruhumuzdur bizi bir yere getiren yani. Hani ben evet çıkarttım İngiltere'den gelmişim, kimseyi tanımıyorum. 3-5 kuruş biriktirip bütün her şeyimi buna yatırmışım evet. Falan. Orada bırakabilirdim. Devam da edebilirdim. Şimdi en son bir yaz 35 yaptın, bir EP yaptın. Evet. Ama şöyle bir durum var Cem. Orada seni klipli göremedik. Evet. Bu bilerek yapılan bir stratejiydi anladığım kadarıyla. Bu böyle bir şey miydi? Yok, benim yapımcım falan hepsi klip çekmemi istediler. Hı hı. Ben duygularımla yaşayan bir insanım. Yani o yüzden bazen bu anlamda doğru kararlar veremiyor olabiliyorum. Hı hı. Bu işime de yansıyor. Ben bütün şarkılarımı kendim yazdım mesela. Hani çünkü benim bir duygum var ve onu anlatmam lazım. Hı hı. Onu yaşamam lazım. Klibimde de onu anlatmam, yaşamam hı hı. Lazım. Çok da mutlu değildim. Mutlu şarkılar yazdığım hı. Çok eğlenceli, çok keyifli şarkılardı. Ben mutlu değildim o zaman. Çekmek o yüzden istemedim. Çekmek istemedim. İçimden gelmedi yani. Tabii bu arada bir proje yaptın ama bundan önce. O acayip ses getirdi. Cemiyet evet. Gazinoları değil mi? Cemiyet. İnanılmazdı. Evet. Beni bu arada niye klibe davet etmedin? Tabii o zaman çok tanışmıyorduk. Yine yapacağız. Yine yapacağız. Gel. Her zaman. Bütün hep eşimiz dostumuz yani, oradaydı. Çok güzeldi ya. Evet.
sen de çok güzel işler çıkar. O proje nasıl gerçekleşti? Yani çünkü 3 serilik bir projeydi anladığım şöyle, kadarıyla. Şöyle, şöyle. Ben pandemide bir yazdığım şarkıları 70'ler formatında aranje etmek istedim. Çünkü ben 90'larda büyüyen 70'lere hayran bir çocuktum. Yani o işte gazino kültürü. Hani hep böyle işte annemizden, babamızdan, çevremizden, filmlerden özellikle hani görüyorduk o astoristleri. Yani şimdi biz de sahneye çıkıyoruz. Biz de ne bileyim festivallere, konserlere inanılmaz bir şükürler olsun konserler yapıyoruz ama o gazinonun bir adabı, bir kültürü, bir şeyi varmış ya işte hani bir jargonu artık. Mesela onu yaşamak isterdim. O yüzden bu projemde onu yaşamak, hatta yaşatmak evet istedik. Yönetmenim Mustafa Özen, çok da kıymetli arkadaşımdır. Evet. Tabii Habil Ceyhan benim yol arkadaşım. Habil hepimizin Habil, kıymetlisi. O vesile oldu. Ve ben aklımda olan şeyleri anlattım. Sonra tabii yapım şirketim Özden Bora, Sony Müzik hep birlikte bir araya gelerek. Benim de hani için hani Cem'i, ya bu bir gazino. Ama hani bu gazinonun bir tarzı, bir şeyi olsun, bir hikayesi olsun. Hani Cem'i de hatırlatsın. Cemiyet, Cem'den Cemiyet gazinosu. Harika. Hani evet. Olsun. Sonra kafamda olan bütün fikirleri, hikayeleri anlatmaya başladım falan. O işte mesela fragmanları vardı. O gazino, aslında bunu bir dizi, bir film tadında da yapmak istiyorum. Şimdi ben onu izlediğimde Cemiyet projelerini, şarkılarını işte şöyle düşündüm. Tam o dönemde dijital platformların bir tanesinde de bununla alakalı bir dizi patlamıştı. Ha evet evet. Kulüp dizisi hatta, ismini söylemekte sakınca yok. Tabii tabii tabii. Ben acaba dedim oradan mı esinlendiler? Çünkü o büyük bir şey yaratmıştı toplum üzerinde. Yani bir etki yarattı o dizi. O mekanı kullandık yani. Hani o mekanı. Öyle mi? Tabii tabii yani. Hani hiç öyle bir şey yok ya hani. Şey demeyeceğim size burada, asla öyle bir durum yok. Çok şahane bir iş izledik, evet. Etkilendik. Biz de hani kendi şahane formatımızda. Şahane iş yaptık sonra. Tabii yani orada öyle bir hazır bir mekan var, biz onu biraz daha hani kendimize göre uyarladık falan. Yani böyle hani esinlendik ya da esinlenmedik diyemem ama ortada bir malzeme vardı. Onlar çok güzel yapmıştı, biz de benzer bir şey yaptık. Yani. Evet, ben mesela dediğim gibi ilk aklıma gelen, ilk çağrışımı yapan bu olmuştu açıkçası. Hatta ama yani zaten bir gün Cem'e soracağım diyordum, bugüne kısmet olmuş. Ama 70'lerde zaten o tatlarda anlatabilirsiniz. Evet, doğru. Tabii yepyeni şarkılar insanlar duydu. Sıfır şarkılar. O soundlarda, o kostümlerde, o dekorda. Şimdi İlker, biz bunu sahnelere taşıdık. Cemiyet gazinosunu. Öyle mi? Evet. Konsept olarak. Evet. Süper. Evet, inşallah bir gün gel konserime de. Tabii mesela biz, işte belediye festivalleri olsun, büyük konserlerde bunu yapmıyorum. Hı-hı. Ama özel mekanlarda, yani gazino konseptine uyabilecek mekanlarda, İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara şehirlerde konserimin bir kısmında Cemiyet gazinosuna dönüyoruz. Kostümler falan öyle oluyor. 70'ler kostümleri, oryantalimiz, dansçımız, repertuarımız, orkestramız, olduğu gibi 70'ler sanatları, 70'ler konseptiyle konsere devam ediyoruz. Orada çok işte güzel. Ferdi Özbeğen'den Müslüm Gürses'e kadar. Bayılırım o şarkılara yani, biliyor musun Cem? Onları, yani, o şarkı, senin sesinden de. Ya bak, ya senin sesin çok güzel biliyor musun? Bak iltifat olsun diye demiyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Erkek solistlerin seslerini ben çok böyle beğendim yoktur ama gerçekten spesifik bir ses tonu olduğunu düşünüyorum. Bunu asla konuğumsun diye demiyorum. Çok sağ ol. Çok tabii ki hit. Yani benim çok sevdiğim şarkılarım var ayrı. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama gerçekten senin sesinden o şarkıları dinlemek de ayrı bir keyif verir diye düşünüyorum gelenlere. Vallahi gel dinle. Herkesi de beklerim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Tabii yıllardır pop söylüyorum sahnede. Çok da seviyorum. Hani şükürler olsun seviliyorum da. Ama mesela çok daha yakın zamanda işte Sarıyer'deydik. Belki 6-7 bin kişiye şarkı söyledik mesela. Şimdi çok coşkulu, harika ortamlar oluyor. Evet. Ama mesela gazino konseptinde 100 kişi var diyelim içeride. Ama mesela o Müslüm Gürses'le hep hani işte o Ferdi Özbeğenleri, o arabesk şarkıları falan hep böyle bir küçük bir mecrada okuyoruz. Evet. Şimdi bu bana da ayrı bir haz vermeye başladı. Samimi bir ortam çok oluyor. Evet yani o Cemiyet Gazinosu konserleri de çok tatlı geçiyor yani. Süper, harika. Cem, şimdi bu kadar şarkı yazıyorsun evet. Ve sen bir sanatçısın. Evet, teşekkür ederim. Çünkü sadece söylemiyorsun. Tabii ki sadece söyleyenlere saygımız sonsuz. Çok iyi şarkıcılarımız var ama başka bir noktadasın bizim için, sevenlerin için. Bunların ilham kaynağı ne oluyor? Yani hayatı böyle şey diye yorumlayabilirsin yani hani basit, basit düşünebilirsin her şeyi. İki şekilde bakabilirsin yani. Ya her şey çok normaldir, çok sıradandır. Ya da her şey bir mucizedir.
Yani, o yüzden aslında her şeyin bir mucize olduğunu, her saniyemizin, her anımızın, her nefes almamızın, hani biraz daha böyle bir tık, yani sadece bir adım geri çekilip böyle baktığın zaman hayat daha anlamlı oluyor. Ben bu anlamı da şarkılara dökerek hissediyorum. O yüzden yani çok basit, yani yaşanılan çok basit bir şeyi ama çok derin duygularla anlatmanın bir yolunu buldum açıkçası şarkılarımla. Dinlediğim hikayeyi de böyle anlatabilirim. Yaşadıklarımı da böyle anlatabilirim. Kendi yaşadıklarıma mesela şunu yazıyorum. Merak ediyorum. Yani ağlaya ağlaya şarkı yazıyor musun? Yani son dönemde yazdığım şarkıların, duygusal şarkılarım çoğu böyle. Hatta eğlenceli şarkılarım dahil. Mesela işte Alışamıyorum Ev Sessiz mesela. Şu an hani eğleniyoruz falan ama mesela çok dramatik bir şarkıdır yani. Tabii Alışamıyorum ama çünkü gerçekten dipten dibe onun verdiği mesaj çok ağır bir şarkı aslında çünkü yani. Uzun süre bir birlikteliğim olmuştu. Mutluydum. Sonra bitti. Eve girdim, anahtarı çevirdim. O anahtarın yankılanma sesi, yani ev sessiz. Öyle başladı mesela o şarkı. Evet. Ve 5 dakikada yazdığım bir şarkıydı o. Hani bu yaşadığım bir şarkıydı mesela sonuna kadar. Ama başka hayatların, dinlediğim hayatların şarkılarını da yazdım. Ama kendime de çok yazdım yakın kim zamanda. Kim ağlatıyor yani seni bu kadar Cem? Bu kadar duyguya sürükleyen birileri mi var yoksa? Yani ya da geçmişte yaşananlar mı? Şu ağlatıyor diye mi söylüyor? Şu ağlatıyor, bu ağlatıyor diye. Sadece galim yok yani. Biraz da gazetecilik yapayım ama müsaadenle değil mi yani? Tamam hani. Yok ya yani var tabii özel hayatımda. Yani ağlatan da var, hepimizi güldüren de var yani. O İlk başta güldürürler, sonra ağlatırlar genelde. Tabii öyle olur. Öyle bir matematiği yok mu bu işin? Ya her şeyin öyle ya. Biz de bak çok güzel başladık ama hayırlısı yani. yok. Biz hep güldürerek seni inşallah uğurlayacağız burada. Peki mesela hiç yazıp da sana dokunan ve şu anda asla söylemeyeceğim dediğin bir şarkı var. Oluyor mu dönemsel şu olarak? Şu anda öyle şarkılarım var yani. Var. Ya Hançer diye bir şarkı var mesela. Yani. Evet, onu söylemem diyorsun. Mesela ama mesela bu şarkıyı verebilirim yani, ben okumam ama. Evet. Söylediklerinden, bizim bildiklerimizden var mı? Söylediklerinden? Evet. Var canım, son yazdığım bütün şarkılar çok özel şarkılar. Hayır ama söylemem. Yani artık ben bu şarkı çok yazdım, güzel benim şarkım ama anıları kötü deyip de hani söylemekten imtina edeceğin, kaçınacağın şekliyle. Hiçbir şarkıma onu acımasızlığı yapamam ya. Hepsi çok vallahi çocuğum gibi demeyeceğim ama hakikaten çok böyle bir bir duygu birikiminin sonucu. Bir de şunu yaşıyorsun mesela. Benim ilk albümümde mesela çok fazla duymamış bir şarkım. Ben öyle zannediyorum. Daha geçen hafta birisi hiç tanımadığım birilerin düğün şarkısı mesela. O şarkıyla dans etmişler. O şarkıyı ölümsüzleştirmişler hayatlarında. Yani o yüzden bu zalimliği yapamam hiçbir şarkıma. Hangi şarkımın kimin hayatında neye dokunduğunu bilemiyorum. O yüzden çok kıymetliler benim için. Evet. Peki Cem, genel olarak hayatta gözlerin doldu ya. Çok duygusalsın. Yani. Değil mi? Çok duygusalsın ama hiç böyle gözükmüyorsun. Hiç öyle, evet. Ya niye öyle? Böyle bir şey oldu. Niye böyle oldu? Bir anda gözlerinde oldu? Öyle çok ya ağır ben bir soru işte da sormadım. İkizler burcuyum ama yükselenim yengeç. Aslında duygusal bir tarafım var. İkizlerin de o bu şey tarafı var tabii. Sosyal, eğlenceli. Onu tamamen yaşıyorum ama bir tarafım da çok duygusal yani. Gerçek işte sanatçılar demek ki böyle duygunla yaşıyorsun hayat tamamen galiba. Evet. Zararını görüyor musun duyguların hayatı yaşamanın? Zararını çok gördüm. Hala görüyorum. İyi ki de görüyorum. Hiç pişman değilim. Çünkü hayat duygusuz yaşanacak kadar kıymetsiz değil yani. Peki demiyor musun hani keşke bazen mantık kullansam? Diyorum tabii. çıkan zarar tablosuna bakınca diyorum. Hani mantık kullansam ama yani mantığınla elde ettiğin ne varsa, eğer içinde duygu yoksa hiçbir anlamı yok ki. Evet. Yani duygu hayattaki en büyük lezzet. Peki. Çapkın bir adam mısın? Yok, saçmalık. Böyle bir şey yok. Yok, ben soruyorum. Yani çapkın deniliyor sana demiyorum. Yani sen çapkın bir adam. O yani kadar kendine... o kadar anlamsız geliyor ki bana yani. Ama niye, bazıları vardır. Mavi boncuk dağıtmayı çok sever. Yok canım, estağfurullah. Vallahi yok öyle bir şey. Bu böyle bir algı var evet ama yok. Evet ya öyle çünkü. Yani bunu anlattıkça da şey oluyor yani böyle hani yok abi yok. Yani bu kadar hani yaşamadığım bir şeyi, yaşamadığım bir duygunu şarkıları nasıl yazabilirim ben yani? Hani bunu yapabilen varsa helal olsun, ben o adam değilim.
Peki bu kadar duygusal adamsın. Çok hani samimiyetle soracağım, hoşgörüne sığınacağım. Destek aldığın zamanlar oluyor mu hani bu kadar duygusallıktan ya da bu kadar hani yaşadığın aşklardan sonra destek aldın mı psikolojik olarak? Ya hayatımın bazı dönem çok zorlu dönemleri oldu yani hani destek aldım tabii hani terapist olsun. Hı hı hı. Ki bu çok normal şeyler, bu arada. Bunu yani ötekileştirmek için asla sormadım. Yani hani bizim toplumumuzda dönem, da bu şey açıldı artık. Bir dönem oldu ama ben en büyük terapiyi dua ile yakalıyorum kendi iç dünyamda. Bir inanç yani sistemim var. Hı hı. İnandığım. En çok beni rahatlatan o yani. Hani çekilip dua etmek. Allah'a bırakmak. Evet. Zaten şimdiki şarkımın adı da Allah Biliyor. Oo. Tamamen beni anlatan yani yaşadığım her şeyi anlatan bir şarkı. Biraz mırıldanırız belki ileride. Yani olur. Çıkmak üzere yakında çıkar. Tamam olsun ama önceden bir takipçilerimize paylaşalım isteriz. Tabii. Şöyle bir açıklama yapmışsın geçmişte çok yakın zamanda. Anne babamı üzmeyeceğim hatta konserinde söylemişsin. Ha evet evet ya. Niye evet. Böyle bir cümle ben, söyledin? Şimdi İzmir'deki yine gazino konsepti hı-hı. yapıyoruz falan. Sağ olsunlar onlar da geldiler ailem, dostlarım hı-hı. herkes falan. Ya işte şeyi okuyordum. Kendim ettim, kendim buldum falan. Hani hepimizin hayatında dedim hani kendim ettim, kendim buldum dediği şeyleri vardır falan filan diye. Ben başladım böyle söylemeye ama unuttum ama annem babamın da beni izlediğini sahnede. Allah dedim nasıl toparlayacağız. Kendim ettim, kendim buldum dedim. İşte kendimi de üzdüğüm için, ailemi de üzdüğüm için bu zamana kadar ne varsa falan diye özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmaz gibi bir şeyler söyledim. Ama yani özel, spesifik şunu yüzden, bu yüzden anladım. Diye değil yani. Hani orada böyle... Şey sonra ya, ailen tatlış bir evlat, annenin babanın önünde şarkı söylüyorsun, tatlış bir evlat olmak için yani. Peki şey, annem babam bir şey dedi mi ondan sonrası, konser sonrasında? Hani niye böyle bir şey dedin yavrum, biz zaten sen... Biz zaten seni saldık yavrum artık diye de. Biz zaten senden ümidi kestik yavrum. Sen niye bizden dönüp bir daha şey yapıyorsun diye. Ben abine bakıyorum ara sıra. Boş ver yavrum artık sen hiç uğraşma falan değil mi? Yok, senin gibi hayırlı evet. bir evlat o denilir mi bu ya? Denilir mi senin gibi? Evet. Bu kadar duygusal yani, adam, duygusal adamdan korkmayacaksın. Vallahi bak güzel bir şey söyledin ya. Hayırlı evlat olabilmeyi nasip etsin Allah hepimize inşallah. Evet. Görüyorum ki yok sen yanılmamışsındır sen öyle. Hatta şunu demişsin, görücü usulüyle evleneceğim demişsin bir de. Ya bu gazeteci arkadaşlarım var ya hepiniz yani hepiniz o kadar yemin ediyorum o kadar tatlısınız ki. Canımsın. Yemin ediyorum bak vallahi yani yine bana işte bir şey sordular. Böyle ya dedim hani ben hani ilişki yani kader kısmet işleri bunlar. Hı-hı. Yani bir akılla mantıkla böyle yola çıkamıyorsun biraz ama hı-hı. çıkarsan da yani böyle annelere babalara büyüklere bırakmakta fayda olabilir dedim yani hani bakıyorsun. Bir de çok böyle hani görücü usulü evlenmek de, diye bir şey çıkmadı mesela ağzımdan. Gazeteci arkadaşım dedi. Görücü usulü evlenmek mi? Olabilir falan dedim mesela hani. Karşı tamam. değilsin ama. Ya değilim. Benim annem babam da öyle tanışmışlar. Öyle tanıştırılmışlar evet. yani. Aileler tanıştı. Annen şimdi mesela. Kız bakmaya başlamasın. Ya bundan sonra. Ya annem zaten böyle şey, bütün anneler neydi, gibi. Neydi? Annenin adı ne? Enise. Enise Hanım, ellerinizden öpüyoruz. Ya yok. Cem'e hayırlı bir kısmeti inşallah. Ya yok baktık. Ya. Bu çocuk pek başarılı olamadı galiba kendisi yok için. Yok ya, valla öyle de demeyelim de kimsenin şeyine girmeyelim. Yok biz burada yani, latife yapıyoruz çok, kendi aramızda. Samimiyetinden kaynaklı yani çok, tabii ki. Çok çok değerli insanlar oldu hayatımda. Herkesin yolu bahtı açık olsun. Kimsenin değersizler var mıydı? Yok. Her şarkım gibi herkes de değerlidir. İlker'cim git yani. O yüzden kimsenin zanına şeye girmeye gerek yok. Evet. Şunu söyleyeceğim. Bu açıklamadan sonra onu söyleyeceğim ama. Yani ben bu arada yani abi Türkiye'de yaşıyoruz. Yani uzaydan gelen bir açıklama yapmadım ben yani. Hani bu ülkenin yarısı bak yani son 100 yılda bu görücü usulü evlenme diye bir şey var herhalde yani. Bak, ben mi yanlış bir şey söyledim? Yok, ya, çok doğru ya, ayıp mı günah mı gerçek yani. Evet, hani çok doğru. Bütün mesela nasıl İstanbul hani Etiler Nişantaşı değilse Türkiye hani böyle bir ülkeyiz evet. yani. Hani ve güzel de bir kültür yani ne var? Ayrıca bakıyorsun hikayelerine. Bunun istatistiği vardı geçenlerde yani. Bu şekilde olan evlilikler daha uzun sürüyor. Çünkü neden? Aşkın gözü kör abi. Aşk bir perde. Yani o aşık olduğun zaman bazı gerçekleri göz ardı edebiliyorsun ama hani sevgi ve saygıyla başlarsa hikaye daha uzun soluklu, daha sağlıklı gidebilir. Evet. Hani bunları peki. diyoruz da. Sonra birden biri bir çıkıyor her şeye. Bütün matematiği bozuyor. Aynen ama çok komik yorumlar geldi ya şeye. Ne dediler? Yani ben artık böyle bir şeyden ya değiştiremiyorsan bir şeyleri hayatınla ilgili hani
dramatik bir gerçeği mesela. Benim şu anda yaşadığım magazin olayı gibi. Buradayım ya hani şu an. Evet. Hani değiştiremiyorsan eğlenmeye bakacaksın abi. Çünkü bakıyorum. Niye biz şu an drama ya, yaratıyoruz ya, sende? Aşk ben, olsun. Hayır hayır. Ben şey değildim çünkü yani. Yakın zamana kadar böyle hani bu hayatım boyunca hani dizilerimde, şarkılarımda, konserlerimde konuşuldum falan. Hani yakın bir dönemdir. Yine onları konuşuyoruz zaten. Evet çok güzel. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama işte hani böyle bir hikayede başlayınca artık işin gerçekten eğlence tarafına geçmek istiyorum. Çünkü işte görücü usulü falan. Hı-hı. Altına şey yazmış bir tanesi, bir yorum yazmış. Annem beni hamama götürebilir diye. Ya nasıl olabilir ya böyle bir şey? Yok. Tabii öyleymiş eskiden değil mi? Ya annem beni hamama götürebilir. Ne demek abi? Anneler ama oğullarını hamamda kız seçerler. Şey sesli güldüm. O kadar güldüm ki bu yoruma yani. Hani böyle. Hani yani tabii ki böyle bir niyetimiz yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Anneme yazmayın artık arkadaşlar. Yazıyorlar. Yazıyorlar ya. Evet. Ciddi misin? Valla yazıyorlar. Bayağı yok yani. Peki tacize uğruyor musun? Ya sosyal medyada, real hayatta. Bana mı soruyorsun? Oluyor. Yani peki maalesef. Hiç böyle konserlerine fiziki olarak yaşadın ya da hayatın için bir şey oldu mu? Ya hani o sevgiden o işte koşuşturma, sarılma, çekiştirme falan filan öyle şeyler ama hani çok yok daha iyi burada tarih sayabileceğimiz noktada böyle rahatsız edecek boyutta kadınlardan. Yani şey yani sosyal medya mesaj anlamında fiziksel o şey yapıyor. Olarak. Onları engelliyorum, blokluyorum. Yok fiziksel çok şey olmadı yani. Yani o ortama da bırakmadım kendimi canım. Evet yok sen bırakmazsan ama öyle oluyor ki bazıları inan ne kadar etrafında etten duvar bile olsa bir şekilde onu aşıyorlar yani. Evet. Birçok sanatçı arkadaşımızın başına geldi. Kadın olsun erkek olsun Allah fark kursun, etmiyor. Yok, öyle bir şey. Evet, Allah. Peki sosyal medyayı da aktif kullanıyorsun. Fake hesabın var mı? Fake hesabım var mı? Var ya. Var yani ne yapayım? Peki tamam. Biz bizeyiz. Kimleri stalkluyorsun oradan? Tamam çok madem öyle daha samimi bir şekilde hayır, anlatayım. Biz bizeyiz yani. Ya Cem Allah aşkına yani. Ya herkesin yaptığı gibi yani hani merak ediyorum ex mesela birisi stalkluyormuş. Ya herkes olabilir bu. Vallahi özellikle onlar şunlar bunlar diye ayırmıyorum ya. Herkes olabilir. Yani. Bak baktım evet yani hani Cem'den bakmak istemeyip başkadan evet. Baktığım kişiler var evet bunu soruyorsa. Evet yani çünkü ama eski hani, ilişki yaşadığın insanlar ya, yani eski kız arkadaşı. Ya artık görüşmediğim kişi evet. Birileri mesela ama merak ediyorum mesela hayatını bazen. Diyorum ki ne yapıyormuş falan. O yüzden kendinden baktığın zaman görünüyor ya. Evet. İşte istemiyorum görsün. Ama bileyim istiyorum yani. Aynen. Ama merak ediyorsun. Ya ben buna da karşı değilim biliyor musun? Sanki çok büyük bir şeymiş. Abi bir dönem hayatımıza girmiş bu insanlar. Canımız ciğerimiz olmuş. En özelimizi paylaşmışız. Doğal olarak insanın merak duygusu zaten insanın doğasında olan bir şey. Buna bakabilir. Yani bakabilir. Dediğin gibi de realden bakmaktansa evet. Fake'den bakmayı tercih ederim ben de. Ben de yapıyorum. Sadece tek değilsin emin ol. Yapılıyor ya yapılır. Evet. Peki Cem şimdi çok sıkıştırdım seni azıcık biraz rahatlatalım. Bir şarkı arası verelim ama şu yeni çıkacak şarkım var ya Allah biliyor az önce de söylemiştim. Evet. Onu bize bir güzellik yap ilk defa. Bak bu olacak şey değil biliyorsun değil mi normalde yani biliyorum. Çıkmamış bir şarkıyı söylemek falan. Evet ama sen bizi kırmazsın. Ya sizi kırmam bir de artık hayatla da ilgili böyle bakıyorum yani hani şuradan çıktığımızda başımıza ne geleceğini bilmiyoruz evet. Ya. O yüzden... Carpe diem biraz yani anı yaşayalım kesinlikle o yüzden söyle gitsin. Aynen şimdi Habil de oradan gözümün içine bakıyor şarkı çıkmadı falan söyleme falan söyleyeceğim. Valla söyleyeceğim yani. Yapımcımız da bizi burada. Selam olsun. Hiç tadım yok, tuzum yok, lüzum yok konuşmaya hiç gereksiz. Sebepsiz uzatmaya anlatsam bir konuşsam dağlar taşlar bile oynardı. İçimi döksem tuzlu sulara köpük köpük dalgalar boğardı. Allah biliyor, biliyor. Biliyor, zalim vuruyor, vuruyor, vuruyor. Allah biliyor, biliyor, biliyor. Sustum, sustum, o görüyor, o biliyor. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Yani... İlk defa bu arada. Evet çıkmamış. Çıkmamış. Evet çıkmamış bir bayağı şey. Bayağı içten alkışladınız stüdyoda. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok güzel söyledin be dostum. Sustum Allah biliyor. Gerçekten. Şarkını. Evet. Çok güzel. Yine senin gözler doldu ama.
Yani. Ya ne kadar duygusal mısın? Hiç inan bunu, bu tarafını hiç yansıtmadın aslında, biliyor musun? Şarkılarına var ama yani bu kadar duygusal olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Allah Allah. Bence birçok insan da tahmin etmiyordu. Yani demek ki o da benim hatam olsun. Yani estağfurullah. Yani o da hata benim hatam olsun. Demeyeyim. Kendimi belki doğru anlatamamışım. Hata olarak, hiç hata olarak bakma, hiç sana katılmıyorum. Hı-hı. Ama böyle bir Cem'i görmek çok mutlu etti. Yani bu adam gerçekten duygu adamı. Evet. Biraz çıkan haberler, algı yönetimi, biraz çıkan haberlerle farklı tarafa kayabiliyor. O yüzden çapkın mısın diye sordum ya sana. Evet, bana bunu soruyor. Ben de böyle şaşırıyorum yani. Ama taban tabana zıt bir adam profili tanımış oldum. Çok da mutlu oldum ben seni tanıdığımda. Ben de çok, gerçekten bunu bütün kalbimle söylüyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa... Vallahi daha ne şarkı bile söyledik yani, ne ekledi, çıkmamış şarkıyı söyledim, daha ne yapayım senin için İlker, çok teşekkür ederim. Vallahi çok, yani ben çok keyif aldım. Çok da güzel bir platform, çok beni de çok güzel karşıladınız. Kendimizi doğru, yani çok ne güzel bir tabir, temiz magazin. Temiz magazin. Yani buna ihtiyaç var. Kendimizi anlatabileceğimiz temiz magazine ihtiyacımız var. İyi ki böyle bir yayın yapıyorsunuz. İyi ki de beni de davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de iyi ki geldin. Ayağına yüreğine sağlık. Sağ ol. Seninle birlikte olan tüm ekibine de teşekkür ediyoruz. Başta abi Ceyhan olmak üzere. Herkese sana da başarılar diliyoruz tüm ekibinle çok birlikte. Teşekkürler. Ama bunu saymayız, yine bekleriz sevgili Cem. Gelirim. Seve gelirim. Peki. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sevgili takipçilerimiz, sevgili Cem Belevi bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok tadına doyamadığım bir sohbet oldu. Cem'i çok başka yönüyle ben tanıdım. İnşallah siz de o şekilde tanımışsınızdır. Zaten amacımız da biraz buydu. İnsanların bilinmeyenlerini, görülmeyenleri göstermekti. Ne diyelim, bir dahaki programımızda yeni bir konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.